Survivor All Star 2024'te haftanın ikinci dokunulmazlığına hoş geldiniz. Bravo. Arkadaşlar bugün ödülünü bildiğiniz ama tam anlamıyla bilmediğiniz... Ödülün içinde küçük bir ödül daha var ama onu kazanan takıma söyleyeceğim. Ödülü kazanacak olan takım %1 milyon yenilenecek. O yüzden iki takımın da bu oyuna inanılmaz derecede önem verdiğini biliyorum. Hem dokunulmazlık hem ödül. Daha iyisi şu an yok bu sezon için. Bravo. Şimdi iki takımla kısaca konuşacağım. Aleyna, kaybedilen dokunulmazlık. Kadınlar haftasında takım az kalan kadın yarışmacılar içinde de bir tercih yapması lazımdı. Ve bu tercih görüyorum ki sen oldun. Düello'nun ilk adayısın. Daha önce katıldın. Hem de birkaç kere katıldın ve çıktın. Güllücükle karşılıyorsun beni. Sanırım hazırlıklısın. Sonuç olarak her şey kısmet. Ve artık mental olarak başka bir boyuta geçtim. Sadece keyif almaya başladım her şeyden. Hiçbir şey stres sıkıntı yapmıyorum. Zaten çok az kadın vardı. Çıkacağımı da biliyordum. Yani bu durum beni mutlu etti. Niye bilmiyorum. Enteresan yani. Duello'nun verdiği o haz çok başka bir şey. O haftan da çok güzel geçiyor. Bu hafta kendimi duello'ya hazırlıyorum tekrar. Rakiplerimi de bekliyorum. İnşallah kazanırız. İnşallah güzel şeyler olur. Teşekkür ederim. Yağmur? Mavi takım gayet iyi geldi bugün. Zaten birkaç gündür birbirimizi böyle pushluyoruz her konuda. Çünkü bir döneme girmiştik çöküş olarak. Bugün şarkı yok. Bugün parkurda söylemeye karar verdik şarkıları Atakan. Dinlersin belki. Güzel bir gün olur inşallah. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Şarkı yok mu diyor rakip? Var. Tabii bizim erkeklere yetişirsen duyarsın parkurda. Erkekleri çok hızlı. Yetişemiyoruz. Öyle böyle değiller yani. Parkurda göreceğiz kim ne kadar hızlı. Ama sen de bizim kızların arkasından biraz böyle... İnşallah. Yakın gelirsen daha iyi. Onlar da güzel şarkılar söylüyor. Aslında arkadan gelir Atakan o yüzden. Bravo. Yağmur ekstra yaptı bugün. Yağmur ekstra yaptı. Yağmur'a cevap vermek istemiyorum. Atakan bana yani. Yağmur'u sevdiğim için cevap vermek istemiyorum. Yoksa cevaplarım bilirim. Beş Aleyna oldu. Bu da Aleyna ilk gitme adayı oldu demek. Ve Aleyna'yı dinliyoruz. Acun Bey ilk dokunulmazlığı kaybettik. Normalde dördüncü dokunulmazlıklarda aday oluyordum. Haftaya biraz hızlı bir giriş oldu benim için. Şimdi tabii ki en büyük isteğim karşı takımdan rakiplerimin olması ve düelloda onlarla çarpışmak. İnşallah geri kalan dokunulmazlıkları kazanırız ve karşı takımdan isimler yazılır. Artık karşı takımdan bir veda gerçekleşir. Mentalimi yüksek tutup oyunlardaki hırsımı tabii ki devam ettirip düellodan en güzel şekilde çıkmak istiyorum. Ben de ormandaki kanarya olmak istiyorum. Bütün rakiplerimi de bekliyorum ormanıma. Çık 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 çık. Ama hızlı kaçarım. Çipet pet diyorlar. Ne dediğim Zülme? Anlamadım ben. Çipet pet cibili cibili şak 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 dedim ben. Cibili cibili çak çak mı ne ya? Kuş var ya. Başarılar diliyoruz. Yarınki dokunulmazlığa artık fokuslandık. Çünkü dokunulmazlıklar adayları getirecek. Aleyna'nın dediği gibi mavi takımdan aday çıkması sonuç itibariyle rekabeti daha da arttıracak. İlk defa bir adayın bu kadar mutlu olduğunu gördüm bu arada. Aleyna. Arkadan sürekli kuş şaşkınlık mı? Yok, kuş taklidi falan yapıyordu. Gülesim geldi birazcık. Senin adaylığını önemsememe olarak değil, bu yok. Biraz moral verme gibi mi anlayalım? Ya Acun Bey şöyle, ben artık böyle stres yapmaktan sıkıldım. Yani stres yapmaktan şişmeye başladım artık. O yüzden artık Allah'ın bana verdiklerini kabul ediyorum. Takmıyorum kafamı ve devam ediyorum. O yüzden biraz rahat bir şekilde bu sefer konseye geçirmek istediğim için. Arkadaş da sağ olsun espri yapıyor arkadan. Böyle biraz rahat olduk yani. Böyle. Çıkartacağız onu potadan Acun abi. Yani Merinos'um, Ayus'um potaya girerse... Hanım ağamız güzel olur yani. Onu
güzelce uğurlayabiliriz bu hafta diye düşünüyorum yani açıkçası. Kılıcımız keskin olsun dedim abi. Rahat olsun. Peki. Teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Yarın çok önemli bir dokunmazlık. Ödül de zaten ortada. Bu dokunmazlığı nefessiz seyredeceğiz. Hem Survivor'ın kaderi hem de bir ödülün kaderini belirleyecek. O yüzden iki takıma da gönülden başarılar diliyorum. Kamplarınıza dönebilirsiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Gracias. Vay 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 vay. Afiyet olsun. Hadi anılar. Abi 3 kadın yarışmacımız var. 4 dokunmazda kaybedersek ne olacak? Evet, ben bunu zaten sen söylemesen de söyleyecektim ama sorman da güzel oldu.
dördüncü dokunulmazlığı hem ödül için hem de tabii ki karşı taraftan bir aday çıkarmak için oynayacaksınız. Yani üç tane kadının yerine dördüncü bir yarışmacı sizden aday olmayacak. Onu soruyorsan. Aynen. Öyle bir durum olursa üç kadın yarışmacıyla elemeye çıkacaksınız. Evet. Size güzel bir haber vereyim mi şöyle? İyi bir ödül iyi gelir mi mesela? Evet abi ya lütfen ya. Haftalardır böyle bir seyahat görmediniz. Çok zor bir sene bunaldınız. Hani şöyle bir güzel ödül olsa da biraz ferahlasınız güzel olmaz mı? Abi yap şovunu. Arkadaşlar iyi bir döneme giriyoruz ve artık sizi buradan alıyoruzların ufak ufak dönemi başlasa güzel olmaz mı? Çok evet, güzel. Bunu çok severiz. Arkadaşlar yarınki dokunmazlık oyununun ödülü sizi buradan alıyoruz. Evet. Ay gidiyoruz. Evet. Sonra da Murat'a sözü bırakıyoruz. Acaba sen söyle ya. Kursağımızda kaldı. Evet. Ben mi söyleyeyim? Evet, sen söyle evet, abi. Evet. Uzak bir yere mi gidiyoruz? Hayır, uzak değil ama mükemmel bir yere. O zaman söylüyorum ödülü. Karayipler'de gördüğüm en güzel 2-3 adadan biri olan Turks and Caicos Adası'na gidiyoruz. Ve mükemmel bir organizasyon sizi bekliyor. Survivor ortamını falan unuttum böyle. Sizi süper lüks bir villada. Oo. Denize sıfır. Emlakçı gibi oldum ama. Emlakçı gibi. Şöyle sizi yerleştiriyoruz. Ve döndüğünüz zaman bana şunu diyeceksiniz. Ya biz ne yaşadık? O kadar. Yani dünyanın genelde balayında ya da çok önemli günlerde rağbet gösterdiği çok özel bir ada ve bu adada tabii birçok yer var. Birkaç adadan oluşuyor Turks and Caicos. Çok güzel bir villa ve güzel iki gün sizi bekliyor. Oh, harika. Bravo hocam. Bravo. Hakan neler söyleyeceksin? Biz Damla ile pandemide buradayken sen bizi son anda bir uçakla Türkiye'ye yollamıştın. Biz 5 ülke gezdik. Gezdiğimiz ülkelerden biri de Turks and Caicos'tu. Ve havada oraya inerken Damla ile şunu konuştuk. Bu nasıl bir yer böyle? Bu nasıl bir deniz? Bunlar nasıl evler? Biz buraya acaba bir daha gelir miyiz mi diye konuşmuştuk. Belki gideceğiz. Çok güzel yani. Boşuna görmedik bence biz onu. Evet. Ben sana söyleyeyim. Kumu özel. Gerçekten denizi özel. Yani bir ada gittiğiniz zaman neresine gittiğiniz de önemli ya. Biz de şimdi Turks and Caicos'u iyi kötü biliyoruz. Sizi en güzel yerindeki çok güzel bir villaya götüreceğiz. Ama sizi derken tabii ki kazanan takımı burada tatili özlemiş, Rio'yu kaçırmış. Bu sefer işte bizim ödülümüz diyen bir kırmızı takım da görüyorum yani. Şöyle nefisle şöyle kendisini turkuaz bir deniz içinde beyaz kumda falan hayal ediyordur mesela. Harika. Bilmeyeceğim Atakan geldiklerinden beri ödülün yanından geçemediler. Evet. Özgür burada yaş aldı. Çok güzel bir ödül. Heyecanla takip edeceğim. Cezalara geliyoruz. Mavi takım kazanırsa iki yarışmacı yararlanamayacak. Onlar da Poyraz ve Aysu. Ama eğer arkadaşları kazanırsa onlara ödülü en güzel şekilde anlatıp yaşamalarını sağlayacaklarından şüphem yok. Elimde. Takım arkadaşlarım gitsin, onlar dinlensin, eğlensin. O bize yeter şu an, yapacak bir şey yok. Biz de adada Aysu'yla aslında o barakasında şöyle, ben barakamda yatar dinleniriz. Yalnız bir şekilde böyle doğru, ormana bakarak. Doğru, zaten şöyle bir rastlantı olmuş oldu. Ödül zaten villa ödülü, öyle düşün. Siz bu ödülü daha önceden yaşadınız zaten. Yaşadık abi. O yüzden biz alacağımızı evet, aldık. Çok önemli bir kayıp değil. Cezamızı çekiyoruz. Evet. Kaç kaldı bu arada? 3 kaldı abi, bir şey kalmadı ya. Güzel, akıyor. Gidiyor, eridi yani. Bir şey söyleyeyim, bugünleri de gördük. Aysu? Benim 1 kaldı. Bu anlat bakalım iyi gelmiş size. Evet, anlat bakalım kurtardı bizi biraz.
zaman çekiyorum seni, gel. Bir anda bir ses geldi. Yunus Emre ile Nagihan kaza yaptı. Ve bu ciddi bir kazaydı. Hayalini dahi kuramayacağımız bir cennetin tam da ortasındayız. Ta ki jet ski serüvenimiz başlayana kadar. O ana kadar her şey muhteşemdi. Kız öldürüyordu beni. Öyle gözü kör gibi geldi ki abi. Vay fiyatı oydu. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan, ölüyordum. Ben normal düz bir şekilde giderken sol tarafımdan o kadar hızlı bir jet ski geliyor ki. Ve yaklaştıkça Yunus Emre olduğunu anlıyorum. O var gücümle öyle bir gaza bastım ki. Beni biçeceğini zaten biliyordum. Çünkü böyleyim ve böyle olacağız. Yani her türlü beni jet ski ile biçip geçecek. Tam arkaya vurdu. Tamam. Ya benim komple girseydi vücuduma? Biraz daha öne eğildim. Son gaz. Direkt arkamdan. Anlatması o kadar kötü ki. Bir anda kendimi gökyüzüne çıkarken buldum. Anlam veremiyorum. Hayır, bir şey yok. Abi ama inanılmaz ya. Yunus Emre'ye ne oldu onu bilmiyorum. Çünkü o an can havliyle kendimle cebelleşiyorum. 15-20 santimlik şu kadarcık payla, saliselik payla şu an hayattayım. Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı. Hem de böyle güzel giden bir tatilde. Hani derler ya, hayatım böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sadece kızımı düşündüm. Ve hiçbir şey yapamadım. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum. Nagihan, iyi misin hayatım? Ben orada spor çiziyorum. Hayır, geliyordu. Yunus Emre canıma kastedercesine öyle bir hızla geliyordu ki elini gazdan çekmeyi dahi akıl edemiyor. Gazdan çekmeyi bırak, fren diye hiçbir şey bilmiyor.
Lütfen diyorum, frene bas diyorum. Dur diyorum, dur. Benim orada yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü. Şey varmış orada, fren varmış jet ski'mde böyle. Ben gazdan elimi çektim sadece, yalan olmasın. Öyle büyük bir kaza yaşadık ki yani hiçbirimize bir şey olması gerçekten yaradanımın bir mucizesi gibi bir şeydi yani. Çok bir şey. Ben bu kadar kötü bir kaza daha yaşamamıştım. Tabii ki kasıtlı yapmadı, onu da biliyorum. Ama bu kadar acemiysen böyle bir hızda jet ski kullanılmaz. Her şey bitebilirdi. Allah beni kızıma bağışladı, sevdiklerime bağışladı, aileme bağışladı. Jet ski şey battı biliyor musun? Gemi gibi battı. Vallahi. Vallahi battı. Normalde benim çok kötü anılarım var. Aslında tövbe etmiştim Ringo'ya binmeye. Çünkü çok süratle giderken bacaklarım açık bir şekilde denize düşmüştüm ve inanılmaz canım yanmıştı. O günden sonra bir daha tövbe etmiştim. Fakat Yunus biraz beni gaza getirdi. Gel bir şey olmaz, gel bir şey olmaz diye. O Psycho'yla da nasıl bindim onu da bilmiyorum. Yani Yunus sakın bırakma. Yunus ayaklarını çek. Yunus şunu tut. Ne olur üstüme düşme demekten inanın. Yani ne yaşadığımı ya, keyif alamadım ya. Strese soktu o Ringo beni daha çok. Şu tekneyi beğenmedim. Onu yok edeceğim. Aa evet, arkada tekne çıkmış. Bakalım onu yok edebiliyor muyum? Yemeği de silebildik. Vallahi süper. Eline sağlık. Ben normalde hiç fotoğraf beğenmem biliyor musun? Bin vallahi tane çekilirim, bir ben tane. Ben de genelde evet. Çok iyi çekmem ama. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak bin tane çektiririm, bir tane ya olur ya olmaz. Evet. Şimdi var ya cuk diye oldu. Bence süper çıktı. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Aa güzel olmuş. Çok keyifli bir alet. Tadını çıkarın. Tek dikkat etmeniz gereken hortumu. Yani bu hortum jet ski'nin etrafında sizinle dolaşacak ya. Oldu da yukarı çıktım bir metre. Düşeceğin yer hortum olmamalı. O da genellikle arkanda olur. Flyboard yaptım ilk defa. Hep görüyordum zaten flyboard'u. İleride bir sorun yok. Bence adam gazı kökleyemiyor yani. Bu şekilde böyle bir o denizden yükseldim yani birkaç metrede olsa. Ben Keiko adalarındayız. Yani gerçekten aslında bu ödül benim için biçilmiş kaftan diyebilirim. Çünkü su sporlarıyla dolu bir ödül. Ve ben de bu alanda çok etkinim. Times like all you want.
Hayali gibi geçen iki gün mü? İnanılmaz. Bir ölümden dönmeler yaşandı. Evet. Ufaklar işte. Neler yaşandı neler? Olsun, sonuçta yaşayarak verdiğim kararını. Çok güzel öğütte bulunmuşsun. Ya ben su sporlarını bildiğim için jet ski binmeye gitmeden önce... Herkesin solundaki mi? Normalde uyarı yaptım. Hani az bilenler biraz daha açıkta yapsın ve dikkat edelim hesabı. Dediğim gibi de yani çağırmış mı olduğum ne oldu bilmiyorum. Mangala geldi. Sizin kazanızda en yakın ben vardım. Evet. Sesi duyduktan sonra aklım gitti. Baktım Nagihan suda. Sen de böyle şoktasın. Hemen Nagihan'ın yanına gittim zaten. Bir şey var mı falan. Sana baktım bir şey yok. Ya bak. Ben şoktaydım. Anne köftesi yaptım sizler için. Ney köftesi? Anne köftesi mi? Bayılırım. Ödülü kazandık ya. Yağmur döndü bana dedi ki. Bak dedi yağmur olur dedi. Sel alır dedi. Bir şeyler olur dedi. Bilin ki dedi bizden dedi. Oh, evet, olur. Evet, evet. Şey söyledi. Ciddi misiniz? Evet. Bir şey denir mi ya? Bezdua ettiler. İnşallah dedi elenemezsiniz. Yani Allah korusun dün gece bir sakatlık oluyordu yani çünkü jet ski'de. Arkadaşlar o zaman biz yedik. Allah hakkı. Allah çok güzel. Doyuyorum. Hocam eline koluna sağlık. Eline sağlık. İyi ki varsın. Çok lezzetli. İnanılmaz. Seni tanımak şerefti usta. Sağlam doyurdun bizi. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk usta. Mavi takım 2, kırmızı takım 1 ödül oyununda. Atakan ve Seda karşı karşıya geliyor. İki takım da hazır. Döndü. Soldakinin önünde hemen. Gideceğin sol topun. Bravo Yaman. Bas. Çok iyi gidiyoruz. Bas. Bravo. Daha hızlı. Az kaldı. Bas. Az kaldı. Bas. Devam. Yaban düştü. Mekanizma da çıktı ama. Ha dur. Dur. Şimdi buradan. Altı al. Sol. Sol. Düz. İyi. Önünde. Tamam. Sağ. Dümdüz. Önünde. Altında Seda. Kalk. Çok doğru gidiyorsun. Düz git. Sol. Koy. Gel. Sağ. Kırmızı takım bir bu arada ama bana daha çok gerilme son iki adet. Yol açıyor. Seda son iki adet. Sağ. Sol. Geldi Seda. Seda düz git. Atakan topu kaçırdı. Nehre doğru gidiyor top. Rakibine doğru gitti Atakan. Garip şeyler oluyor oyunda. Atakan inşallah düz gitmez. Eyvah. Tutun. Atakan nereye düşecekti? Seda 2. Düz git. 7 alın sağ. Bir felaketin ucundan döndük. Seda kazandı. Atakan gerçekten hayatının sınavını verdi arkadaşlar yüzünden. Atakan nereye gidiyordun? Az kalsın Atakan'ı kaybedecektik oyun alanından. Atakan şuradaydı. Atakan nereye düşüyordu? Atakan 3-1 oldu skor. Uyur gezer gibi. İşte topu kaçırınca Atakan elinden. Korktuğumuz başımıza gelir mi derken Atakan da hızla sepet yerine nehre doğru gitmeye başladı. Arkadaşları neyse ki son anda tuttu. Hocam, Batu, ya eskiden böyle değildi mi? 2016'da falan. Daha ne oluyor mu böyle? Şey biz daha fazla bitirdik yine. Ben 5 tur evet. Oluyor bana o.
siz lazım canım. Var ya, inanılmazdı. Ya hayır, ben kalktım bir daha ayağım gitti herhalde. Kaçınca buradan böyle bir baktım. Atakan'ı burada gördüm. Ne yere doğru gidiyor Atakan? Ben Seda'ya bağırmaya çalışıyorum. Sen buradasın. Bir de hala seni tutmamaya çalışıyorlar hani kural gereği. Ama artık gidiyorsun yani. Nereye düşüyorsun artık? Ben böyle tutsanıza çocuğu. Sen neredeydin? Ben şuralardayım zannederim. Buradasın. Ben senin... Ben şu tahtaya falan çarpıyorum sonra. Sonra bir arkamı çarpıyorsun. Bence çarpıyorum. Vallahi gidiyordum bak. Adamın burada, evet. Senin ağyanla bunu tuttu. Evet. Allah razı olsun. Bak orada çukur da var. Birinin kendini feda etti. Mavi takım 4, kırmızı takım 2. Fark ödül oyununda 2. Özgür rakibi Berna. Hazır. Basın beyler. Merve Aleyna. Furkan öyle olmaz. Kırmızı takımda. Ogeday ve Furkan da mavi takımda yardımcılar. Furkan normal koş. Leyla ne yapıyorsun? Daha var, daha var. Furkan normal. Tutun, tutun. Aynen. Söyleyeceğim sana. En sağ. 12. Kim mekanizmayı sökecek? Berna. Sonuç bas. Bir ara dengesi bozuldu aynen, çevirirken. 6 saniye, rahat ol. Mavi takım mekanizmayı çözdü. Furkan. Ya. Yine düştü. Toparlayamıyor Furkan. Yavaş, evet. Yavaş. Solunda. İyi, iyi. Gidi sağa, sağa. Berna ilk topunu aldı. Özgür'ü de yürütmeye çalışıyor Aleyna. Bir yerde vedalaşması lazım artık. Yine dayanamadılar. Kırmızı takıma bakar mısınız? 5 kişi Özgür'e yön anlatıyor sevgili seyirciler. Sağa git şimdi sağa. Berna abi. Sağa, düz git, düz git, düz git. Sağa, sağa, sağa. Düz, evet. Solunda, solunda. Arkanda. Evet. Şimdi tam. Al, al. Arasında. Sağla, sağla, sağla. Gel bize gel, sese gel, 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 sese gel. Gel, gel, gel. Bırak, bırak. Berna sol, 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 sol. Berna her an iki yapabilir. Özgür Berna çarpışabilirdi. Sağda, temas oldu aslında. Berna. Berna buldu iki. Berna, sağla dön, Berna sağa, sağa, sağla dön. Sağ Özgür abi, sağ. Berna arkanda. Oyunu. Berna üçüncü topu aldı. Bir de Berna'nın sepete koydu Özgür. Hilmi Cem de aldı. Oyun karıştı. Özgür tekrar aldı topu mesela. Berna da hafif bir yürüyüşe çıktı. Ama çok büyük bir avantajı var. Özgür iki. Berna. Berna. Hiç cümle kurmuyor Özgür. El hareketleriyle anlaşıyor. Berna kazandı. Ya yalnız var ya çok komik. 5-2 oldu skor. Yavaşça bırakıyor muyum onu? Yavaşça bırakması da çok komik. Abi seni izlemek harikaydı gerçekten. Müthiş keyifliydi. Özgür, inanılmaz eğlendik yemin ediyorum. Eğleneceksiniz dedim. Benim adım yan tarafı. Böyle kısım gerçekten. Ne abi? Oradayken değişik. Sana sesimizi hiç iletemedik. Buradan orada mıydı? Tam sen oradayken ben orada biraz sandım. Uzaklaştım toptan ama bizi bastırınca bir şey duyamadım. Aldın. Topu buraya koydun. Aldın. Koyacak ya. Burası da bir ilgi görme lazım. Hayır. Yanına geldim orada. Yavaşça alıyor ya topu tekrar. Ben aldığını ve gördüm. Soruyorum ama. Mavi takım 5. Kırmızı takım 2. Ödül oyununda 8 olan kazanacak. Hilmi Cem Aysu'ya karşı. Hazır. Kırmızı takımda Nefise Atakan. Mavi takımda Yaman ve Batuhan. Yardımcı oluyorlar. Aysu ayaklarını hızlı çalıştır. Çekme geri çocuklar itiyor. Ya durdurma devam et. Şalter attıracak
kırmızı takım, mavi takım mekanizma çözüldü. Hilmi'ciğim, Atakan. Aysu bana gel. Aysu gel. Rotasını oluşturdu Atakan. Nefize de baygınlık geçiriyor bu arada. Şimdi onu fark ettim. Kenarda yatıyor. Aysu en uzak noktadaki topa gitti. Hilmi'cim aldı. Beş adım dedi. Atakan adım sayılarına kadar söylüyor Hilmi'cim'e. Aysun atak yaptı. İki oldu kırmızı takım. Hilmi'cim'in uyguladığı taktik. Şu ana kadar en iyi taktik. Ya bağırsanıza. Ya bağırsanıza sesim çıkmıyor. Hilmi'cim sayı kırmızı takımın. 5-3. Ya Berna senin bağırman değil, yalnız senin poğra değil. Bak burada ayağınıza vurabileceğiniz kadar iyi de Aysun. Ya benim dibim yapmadım. Depar atacak daha. Ben onu dedim işte size. Beşteseniz ben koşacağım diyorum size. Kime seni beş yaparsak tamam de ki ya sen gel ben gelin. Burada durayım bir de. Ben burada durayım. Burada durayım abi, sıkıntı değil benim bağırmam. Ama şöyle bir şey. Karışıyor iki taraf. Abi bu taraf buradaki konuşunca. Sen burada biri konuşuyor. Orada biri konuşuyor. Üzerine ben burada beş kişi bağırınca çorba oluyor. O zaman görev dağılıyor. Çorba oluyor. Burayı ben alabilir miyim? Bir dakika. Burayı bana niye abi? Sizden bir şey rica ettim. Dedim ki ben beş derseniz uzak bir mesaf. Uzak bir mesafe olacağını anlayacağım ve koşacağım dedim. Tamam. Ben sana oyuna girmeden dedim ki depar at. Bak şöyle bir şey var. Batuhan senin herlesin depar attığını zaten. 10 adım var tamam mı? 10 adımı da koşmuyorsun yani. Sepetten sonra yani dibinde olmayacak mesela. Top uzakta olduğunu tam. Küçük küçük gidiyorsun. Gitme abi, koş diyoruz sana. Önün dümdüz koşsan toplasın. Sen o kadar yavaş gittin ki. Yakalayacaktın abi, yani düz koşsan. Sorun yok arkadaşlar. 5-3 mü? 5-3 mü? 5-3. Bak öyle yaptım ya. 5 adım diyor ya saldım. Yani o sıra anlatıcı da dinleniyor. Burada abi önemli şey zaten bence anlatıcı, bu sen bir şey görmüyorsun yani. Çok iyi yönlendirdin, teşekkür ederim. Seni de duydum. Geldim, vallahi açtım oraya gittim. Orada seni duydum. Evet geldim çünkü direkt buradayken de. 5-3. Çok iyi yönlendirdin. Bir de şeymiş ya, dibindeymiş ha, sahne bir saniye. Tabii, o da orada, onu çok iyi yönlendirdin. Onlar da buraya kadar. Abi, çok güzel. Ama ondan sonra gerçekten sizin... Ya o orada diyor, orada diyor. Evet ya, oradan bağırıyor, o diyor orada gelsin, o diyor oraya gelsin, o diyor oraya gelsin. Abi sen oradayken konuşursan eğer bu da burada ben zaten yapmadığım şeyi anlatıyorum. Oğlum adamın sesini duyarsın. Adam bana dedi ki o geday sen ne dedi? Orada onu söyleyen benim zaten. Sustum ben orada. Oradan dedi ki sabahtan cel cel kafamı götürdün buna diyor. Anladın mı? Susun biraz ya. 2 dakika konuşma. Kafam gitti. Tamam mı? Ben susun oğlum 2 dakika. Saçmalık yapıyorsun. Sen ne dedi? Ya sen saçmalıyorsun. Oğlum sus 2 dakikaya kafamı götürdün. Saçmalama. Car 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 car. Oğlum ne alakası var? Ne anlatıyorsun? Oğlum 2 dakika susar mısın? 2 dakika sus abi. Zaten buradan sonra konuşmadım. O kadar konuşuyorum. Ne anlatıyorsun? Boş ver konuşuruz. Boş yapma bir daha. Oğlum demiyor. Genel burada orada diyor. Bir sakin. Ne boş yapacaksın? Boş yapma bir daha. Oğlum niye boş lan? Boş yapma. Konuşma oğlum. Konuşma. Konuşmadığım şeyde bana söylüyorsun. Şu an farkında değilsin herhalde. Ya gelmişsin. Orada konuştun. Geldin hala burada devam ediyorum. Konuşmuyorum diyorum sana. Konuşmadım. Hayır oyunu anlatmıyor. Şimdi gerek yok bu da. Durun abi, durun ya. Zaten yangın yeri ortalık. Konuşmayın abi. Yangın yeri olmamalı diyorum ben. Tercüme ediyorum. İnsanlara. Türkçeden Türkçe'ye tercüme ediyorum. Ben süper. Bak sende var ya, hayatında gülmediğin kadar eğlendiğin kadar eğlendiğin. Şey çok komik oluyor değil mi? Hareketi çok komik. Çok iyi. Duruşu. Çok klas yani. Da. Ya bak böylesin. Aynen böyle. Walking Dead, The Walking Dead yani. Aynen, ya inanılmaz bir sakallar var. Sana doğru geliyor yani. İlk canlı bir de ya.
lazım. Bir abi ben... inanılmaz komiktin biliyor musun? Ya sen böyle elinle sanki havayı yokluyorsun. Kırmızı takıma bakar mısınız? 5 kişi Özgür'e yön anlatıyor sevgili seyirciler. Anladım. Bence havayı yokluya yokluya gidiyor. Walking Dead gibiydi ya. Eller böyle. Bir enteresandın abi. Bir abinin yürüyüşü yani bir denge oyunda şey Walking Dead gibiydi yani eller önde falan zaten değişik bir tarza sahip. Avatar zor tuttuk zaten. Göle gidiyordu. Onun dışında Aleyna çok büyük bomba yaptı. Nagihan Merve şimdi bir de Aleyna bağırıyor. Oğlum, ne yapmaya çalışıyor acaba? Aleyna kimin topuna yönlendirdi? Her şeyi anlıyorum ama Aleyna'nın beni mavi topa yönlendirmesine bir türlü aklım sırrı vermiyor. Hadi ben mavi takımdan geldim. Bir an aklım kayabilir ama sen kırmızı takımda başladın, kırmızı takımda bitiriyorsun. Nasıl beni maviye yönlendiriyorsun? Bu nasıl bir periz, bu nasıl bir lahana turşusu ben anlamadım. Çok tuzlu oldu benim için. Ya komiktik aslında bugün. Hem aslında eğlendik de bir nevi. Çünkü artık parkurlara biraz eğlenmemiz gerektiğini de söylüyorum. Bildiğin falan oldu ya. Evet. Ya ama inanılmaz. En güzel ödül. Ya, inanılmaz bir ödüldü ya gerçekten. İnşallah daha güzel ödüller kazanırız arkadaşlar. Afiyet olsun. Kazanacağız. Artık ısınır. Hadi.